Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında doğrunun analitiği konusundaki ÖSYM tarzı testikinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Analitik düzlemde D1 ve D2 doğruları çakışık olduğuna göre <laughs> ne yapıyorduk <laughs> çakışıksa? X'ler kas oranı Y'ler kas sayıları C'ler oranı, oranı, oranına eşitti değil mi? Evet C'ler oranı 1 bölü 2 yani 1 bölü 2 neye eşit olacak? A artı 1 bölü A'ya ya da 1 bölü 2 neye eşit olacak? Y'lerin katsayı oranı B eksi 1 bölü B'ye eşit olacak. E buradan A eşittir 2 A artı 2 yapar ve A'yı da buradan eksi 2 buluruz. Buradan da B eşittir 2 B eksi 2'den B de 2 mi çıkar? Evet. Bizden A artı B isteniyor. A artı B de buradan eksi 2 artı 2'den 0 çıkar. Cevap denizli oldu. Birinci soruda. Geldik 2'ye. Evet 7'ye 5 noktası verilmiş. Bir de 2 tane kare verilmiş. Kenarları çakışık olacak şekilde. 7'ye 5 noktasına bakalım. Hocam buranın napsi 7. Yani burası 7 birim. Ordinatı 5 birim demek. Yani burası 5 birim demek. Aa, burası 5 ise burası da 5 olacak. Karenin bir kenarı 5 çıktı. O zaman şurası 5. Burası 5. Burası da 5 olacak. E tamamı 7 idi. Buraya 2 kaldı o zaman. E o zaman burası da 2. Burası da 2 çıktı mı? Çıktı. Şimdi bizden bu doğrunun denklemi isteniyor. Eksenleri kestiği yerler belli. Bir tanesi 7'de bir tanesi 2'de kesiyor x bölü 7 artı y bölü 2 eşittir 1 şeklinde yazılıyordu. 2 ile çarparım 7 ile çarparım. 2x artı 7y bölü 14 eşittir 1'den. 2x artı 7y eşittir kaç yapar? 14 yapar. Evet cevap böylelikle balık kesiri yaptı. ikinci soruda. 3'e geldik. Mutlak değer eşittir. Mutlak değer x eşittir 3 ve mutlak değer y eşittir 4 doğrularını oluşturduğu kapalı bölgenin çevresi. Arkadaşım hemen analitik düzlemi çizelim. Mutlak değer x eşittir 3 demek. x eşittir 3 ya da x eşittir eksi 3 demek değil midir? x eşittir eksi 3 ve x eşittir 3'ü çizdim şöyle. Mutlak değer y demek y eşittir 4 ya da y eşittir eksi 4 demek değil midir? Evet. 4'ü çizdim ve y eşittir eksi 4 de çizdim. Eksi 4 ve 4'ü de çizdim. Bunun çevresi. Bu, buna bakalım arkadaşlar. Şimdi dikkat. Hocam 4 birim 4 birim. Yani toplam burası 8 birim. E hocam 3 birim 3 birim burası da 6 birim yaptı ve dikdörtgen mi oldu burası? Evet. Çünkü şuraları 90 derece ya ondan dolayı. Buraları da 90 derece ya ondan dolayı. E çevresi 8 6 14 14 de burada 28. Doğru mu? Doğru. Alanı 6 kere 8 48. Doğru mu? Doğru. Birbirine en uzak iki nokta işte bu ve bu arasındaki uzaklık 6 8 13 üçgeninden 10 çıkar. Doğru mu? Bu da doğru. Yani cevap 1 2 3 yaptı. 3. soru Edremit oldu. Geldik dörde. Dördüncü soruda analitik düzlemde iki kenarı eksenlere çakışık şekilde verilen OABC birim karesinin herhangi iki köşesinden geçen bir doğru denklem aşağıdakilerden hangisi olamaz? Herhangi iki köşesinden. Mesela bu iki köşeden geçen x ekseni. Ya aslında böyle bir şey olsa bu y eşittir k doğrusu olur. Sıfırdan geçtiğine göre bu y eşittir sıfır doğrusu değil midir? Evet. x ekseni demek y eşittir sıfır doğrusu demek. y eşittir sıfır doğrusu olur. Hocam şu iki noktadan geçen ne demek? Bu da x eşittir k doğrusu ya sıfırdan geçiyor. Bu da x eşittir sıfır doğrusudur. Bu da var. Sonra şu iki köşeden geçen arkadaşım. Ne oluyor bu iki köşeden geçen? Hop şöyle. Hocam bu köşegen olduğu için 45 45 y eşittir x doğrusudur. Evet. Şuna bakacak olursak bu ne doğrusudur? Burası da 45. 45. Bu birim kare diyor ya. Bir birim bir birim. Hocam x ekseni kestiği yerde y ekseni kestiği yerde 1 x bölü 1 artı y bölü 1 eşittir 1 olacak. Yani x artı y eşittir 1 doğrusu olacak. Bu da doğru ama bu yanlış o zaman. Y eşittir eksi x orijinden geçen bir doğru. Negatif eğimli bir doğru yok zaten burada. Cevap edilebilir yaptı. Dördüncü soruda geldik beşe. Kesim noktası isteniyor. Kesim noktası için doğrudan denklemini yazalım. x bölü x 4 artı y bölü 2 eşittir 1. Ben bunu eksi 2 ile çarpsam direkt. E, buradan x eksi 2'ye bölü eksi 4 eşittir 1 geldi ya. X eksi 2'ye eşittir eksi 4 mi geldi? Evet. Şunun eklemini yazayım. X bölü 2 artı y bölü 1 eşittir 1. Buradan 2 ile genişletsem x artı 2y bölü 2 eşittir 1 ya eşittir 2 oldu o zaman. Şimdi doğru denklemleri belli. x eksi 2y eşittir eksi 4 ve x artı 2y eşittir 2 çıktı. Taraf tarafa toplarsam 2x eşittir eksi 2 geldi. x'i eksi 1 buldum. Sonra 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 herhangi bir denklemde x artı 2y eşittir 2'de x yerine eksi 1 yazarsam 2y eşittir 3 yapar y'yi de buradan 3 bölü 2 olarak bulurum. Arkadaşım x virgül y noktası ne yaptı? Eksi 1'e 3 bölü 2 noktası yaptı. Bak x bu y bu. Bizden koordinatları toplam isteniyor. Eksi 1 artı 3 bölü 2 isteniyor. O da 1 bölü 2 çıkar. Yani cevap denizli çıktı. Beşinci soruda. Geldik 6'ya. Analitik düzlemde 2x artı y eksi 6 eşit 0 doğrusu ile x eksen üzerinde dik kesen doğrunun neyini? Bak şimdi x eksen üzerinde dik kesen diyor. Şimdi bu doğruyla x eksen üzerinde dik kesen. Arkadaşım bir doğru var. Ben burada x yerine 0 yazsam y'si 6 gelir. Y yerine 0 yazsam 2x alttan x'i de 3 gelir. Şimdi x'i 3 geldi y'si de 6 geldi değil mi? Şöyle bir doğru. 3, 6. Şimdi diyor ki bana x ekseni üzerinde dik kesen doğru. Hop şu doğrudan bahsediyor. Hocam bunun eğimine ne? M1 dediğimiz eksi 2 bölü 1'den eksi 2. Bunun eğimi M1 eksi 2 ise bunun eğimi ne olacak? Eğimler çarpı eksi 1. Çünkü doğru denklem isteniyor. Doğru denklem için iki tane şey lazım bize. Bir eğim iki nokta. Nokta var mı var. Burası 3'e 0 noktası eğim lazım. Bunun eğimi iki doğru dik kesiyor. Eksi 2 ise bunun eğimi. Bunun eğimi de eğimler çarpma eksi 1 olduğundan 1 bölü 2 yapar. Eğim belli nokta belli doğru denklemi yazılabilir. M çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y. Yani 0. Buradan 1 ile burayı çarpıyorum. x eksi 3 eşittir 2 ile karşı tarafı çarpıyorum. 2 y oldu. O zaman x eksi 2 y eksi 3 eşit 0 yapar. Doğrunun denklemi. Yani bu şekilde yok. Öbür tarafa atalım. Öbür tarafa attığımız zaman da 2y eksi x artı 3 eşit 0 yapar. Yani cevap C H. yaptı. 6. soruda. 7'ye geldik. X artı 2'ye x altı. Bu doğrular birinci açı ortay doğrusu üzerinde dik kesiyorlarmış. Arkadaşım. Şimdi elimde iki tane doğru var. Bu doğrular birinci açı ortay doğrusu yani y eşittir. X doğrusu üzerinde dik kesiyorlarmış. Şöyle dik kesiyorlarmış. Bir kere eğimler çarpma eksi 1. Bunun eğimi eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Bunun eğimi ne olacak o zaman? 2 mi olacak? Evet. Çünkü eğimler çarpımında eksi 1 olması için bunun iki olması lazım. Eğim 2 olacak. Tamam. Tamam. Eğim 2 ise y yalnız kendisinin kas sayısı 2'dir. Yani a'yı 2 buluruz. Evet. Şimdi bize diyor ki bu doğruyla bu doğru dik kesiyorlar. Bak bir doğru ne? x artı 2y eksi 6 eşit 0 doğrusu. Öbür doğru da y eşittir 2x artı b doğrusu. Şu iki doğrunun kesim noktasını bulmak sıkıntı. Sıkıntı değil mi? Evet sıkıntı. Ama dikkat et bu ikisinin kesim noktasını bunun üstünde yazacağım. Ya da arkadaş şu iki doğrunun kesim noktası da bu doğrunun üstünde değil mi? Evet. Yani şu ikisine ortak çözüm uygulayalım. Yerine yazma daha kolay olacak. Y yerine X yazalım. Yani o zaman X artı 2X X 6 eşit 0'dan 3X eşittir 6'dan X'i 2 bulurum. Y eşittir X olacak ya. O zaman X'i 2 ise buradaki noktanın Y'si de X'i de birbirine eşitse o zaman burası da 2 yaptı. 2 2 noktası bu y eşittir 2x artı b doğrusunun üstünde yaz yerine x yerine 2 y ye yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı 2 artı b olduğundan b'yi de eksi 2 olarak bulurum. Benden a artı b isteniyor. a kaç? 2. b kaç? b'yi de eksi 2 bulduk. Topladığımız zaman kaç yapar? 0 yapar. Yani cevap böylelikle C' an yaptı 7. soruda. Geldik 8'e diyeceğim ama çıkmış soru teliften dolayı çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız. 9'a geldik. A B birbirinden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere analitik düzlemde 2 doğru verilmiş. D1 ve D2 doğruların kesim noktasının orijinal olan uzaklığı. Şimdi birbirinden farklı pozitif gerçel sayılar. Acaba analitik düzlem çizsem çıkacak mı? Pozitif eğimleri pozitif olacak. Pozitif eğimli 2 tane doğru çizsem şöyle kesim noktasının orijinal olan uzaklığı yok. Analitik düzlem çizdiğimde özel bir durumla karşılaşmıyor. O yüzden normal klasik yoldan çözeceğim. Ortak çözüm yapayım. Yok etme değil de yerine yazma yapayım. Y yerine AX artı B yazayım burada a x artı b eşittir. b x artı a yapar. Attım öbür tarafa. ax x eksi b x eşittir. a x b yapar. a x parantezin alınca a x b eşittir. a x b oldu. Bunlar bunlar gitti. x 1 geldi. Evet kesim noktasındaki x 1 y'deki x'i 1 buldum. Sonra x yerine 1 yazdığımda herhangi bir denklemde x yerine 1 yazdığımda y'de ne yapıyor? a çarp 1 artı b'den a artı b yaptı. O zaman x virgülü y noktası ne yaptı kardeş? 1'e a artı b yaptı. 1'e A artı B yapar. Şimdi diyor ki kesim noktasının orijinal uzaklığı kök 5 verilmiş. O zaman şimdi 1'e A artı B ile 0 0 arasındaki uzaklık neydi? X a farkının karesi yani kare küçüğünde 1 eksi 0'ın karesi yani 1'in karesi direkt artı Y'ler farkı A artı B eksi 0'ın karesi yani A artı B'nin karesi eşittir nedir? Hocam eşittir kök 5'tir. O zaman kökler gitti. Buradan A artı B'nin karesi eşittir. Bu 1 öbür tarafa gidince eksi 1 oldu. 5 eksi 1 de 4 yaptı. Değil mi? Ee, buradan A artı B'nin parantez karesi ne yaptı? 4 yaptı. E A artı B de buradan böylelikle kaç yapar? 2 yapar. Yani cevap böylelikle Balıkesir yaptı. 9. soruda. Geldik 10'a diyeceğim. Maalesef çözemiyorum. Çıkmış soru. ÖSYM telif atar bana. Sıkıntı yaşarız. Uygulamadan bakarsınız. 11'e geldik birbirine eş iki dikdörtgen dik, dik koordinat düzleminde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 4x artı 3 eksi 24 olduğuna göre yeşil doğru. Hocam x yerine 0 yazsak bak x yerine 0 yazdığında eksenleri kestiği yerleri bulalım. 3y eşittir 3 eksi 24 eşit 0'dan y'yi buradan 8 bulurum. Y yerine 0 yazsam 4x eksi 24 eşit 0'dan x'i de böylelikle 6 bulurum. x 6 y 8. Çok güzel. Çok güzel. A dikdörtgenin uzun kenarını 6 buldum. Eş dikdörtgende burası 6. Buraya 2 kaldı. Kısa kenar 2 çıktı. Süper bir şey oldu. E o zaman kısa kenar 2 çıktıysa burası 2. Hocam hocam hocam. D2 doğrusunun denklemini ben yazabilirim. Doğru denklemi yazmam için kendime iki soru soruyorum. 1 eğim 2 nokta. Ya nokta 2 tane var hatta burada. Hocam buradaki nokta belli mi belli? Böyle geldiğin zaman hapsiz 2. Ordinatta 8. 2'ye 8 noktası. E, ee, buradan eğime de bakabilirim. Eğim burada kaçının tanjantı ya da z'den dolayı burada kaçının tanjantı eğim dediğimiz tanjant alfa deyip direkt sağa yatık zaten pozitif. 6 bölü 2'den 3 yapar. Ya da şöyle diyebiliriz. Hocam buradaki noktada 0'a 2 noktası. 2 nokta belli ya. Y'ler farkı bölü x'ler farkından da sonuca ulaşırız. 6 bölü 2 3 yapar. Eğim diyebilirdik. Eğim belli. Nokta belli. Doğru eklerini yazabilirim. M çarpı x eksi noktadaki x y eksi noktadaki y. Yani 8. Buradan 3x eksi 6 eşittir y eksi 8'den. 3x eksi y eşittir. Eksi 2 mi yaptı? Ya da artı 2 eşittir 0 mı yaptı? Evet. Yani 3x eksi y artı 2 eşit 0. O da hangi şıkta var? Balıkesir şıkkında var. Soru yani 11'in soruyu ne bulduk? Balıkesir bulduk. Böyle ÖSYM tarzı test 2'yi de çözmüş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde ÖSYM tarzı test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.